Bak yine ötüyor. Anahtarı cebinizde dışarıştığınızda hemen ötüyor. Oo, yüzüm çok parlıyor. Arkadaşlar hepiniz selamlar. Biraz terledim o yüzden yüzüm parlıyor. Şimdi sizinle o bizim her zaman güzergahımıza geldik. Burada dağ yolunda Elantra'ya gazlayacağız. Biraz sıkıntımız var, hafta sonu bayağı bir kalabalık. Bak bir araba geçiyor yanından. Normalde bu yoldan araba geçmez ama bugün bayağı bayağı kalabalık, herkes gelmiş. Şöyle arkamda arabayı da gösteriyorum sizlere. Bir gazlayalım bakalım durumu nasıl. Beraber bakalım bir yolda. Sizlere anlatayım durumu. Gelin arabayı göstereyim önce. Şimdi arabamız bu. Arabanın görünüşü çok güzel. Şimdi güneş vuruyor buna. Şu an çok tatlı gözüküyor. Şöyle yakından göstereyim hatta. Daha öncesini söylemiştim. Böceğe benziyorum ben bu arabanın farlarından dolayı. Şu an farlarını yaktım. Bak gündüzler de yanıyor. Gündüzler çok güzel yanıyor. Dedim ki 16 jantlarımız var. Jantların aslında Goodyear ve dişleri de çok güzel. Ama arka tarafı niye kayıyor bu arabanın? Daha öncesinde arka taraf kaydı. Goodyear Eagle Sport bir de. Allah Allah. Yani iyi de bir lastik var ön tarafta. Arka tarafta aynı dişleri de var. Yani arkası kayıyor bildiğiniz. Anlamadım. Arkadan da böyle gözüküyor. Şu cam filmi yapan arkadaş. Yani çok güzel sözcükler kayıyor. Her tarafı patlamış gitmiş. GLS modeli. Elit modeli yani. En dolu paketi bu araç. Aman köpeğe dikkat. Buralarda çok fazla yavru köpekler var. Hadi gelin sürüşe geçelim. Şu zevkli yollarda, şu ormanın içindeki yollarda sizlere görüntü alayım. Bu arada anahtarsız girişimiz var. Yani elinizi attığınızda çalışmıyor mu? Şu düğmeye basmanız gerekiyor her seferinde. Anahtar cebimde. Geldim canım, geldim. GoPro'yu kafama bağlayayım. Sürüşe geçelim. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi motorumuz sıcak. Marşımıza basalım. Eco modu da off yaptım bu arada. Şuradan tripten rest'e basılıp durarak Eco modu off yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yollar kalabalık. Bak şimdi el frenini de manuel olunca tabii ki alışamıyorum ben. Bak C sütunundan hiçbir şey göremiyorum şu anda, evet. Biraz bunun sütunları rahatsız ediyor arkadaşlar. Bir de koltuk çok yukarıda. Ben alışamadım, böyle gömülmem lazım arabaya hakim olmam için. Ancak bunu yapamıyorum. Aracı fazla zorlamayacağım. Keyif keyifli süreceğiz. Zaten çok fazla zorlamaya da gelmiyor, onu söyleyeyim. Hemen arkası, önü böyle bir kombinasyon şeklinde geliyor. Henüz ESP'yi böyle çok net bir şekilde sokamasam da devreye. Bu dediğim vitesteki yarım kavurma olayı beni biraz rahatsız ediyor hala. Alışamadım. Ben böyle net geçişler istiyorum. Evet, koyunlara dikkat ediyoruz. Kimseye, hayvanlara, insanlara hiçbir şeye zarar vermeden biz keyfimizi alalım. Zaten yolun güzelliği, siz bu keyfi tadacaksınız. Hoplar biraz büyümüş, biraz kısaltmak lazım. Öndeki Broadway ile beraber gidiyoruz. Broadway şöyle biraz, aslında şöyle bir Broadway olacak, birazcık asacağız var ya, ne zevkli olur böyle. ESP yok, ABS yok. Ölümüne. Çok keyifli olur. Bak yine arabadan koptum, başka şehir geçtim. Şuradan navigasyonumu açayım. Navigasyonu da bir yandan seyredelim. Bu ekran orijinal, bilginiz olsun. Bak HDMI diyor. Buradan da telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ya bana bir yol verseniz abi. İşte bak göremiyorum ki, karşıdan araba gelse öpüşürüz. Şu ileride yolu göreceğim. Ondan sonra ben bir Broadway'cimden yol isteyeyim. Görüyor musun abi? İki tane arabadan geliyor. Yolda zaten. Ama burada geçebiliriz. Evet. Şöyle dengeli gazla girelim. Evet, ucunu gördüm. Yine güzel. 60'la dönüyoruz. Direksiyon yani cidden derlerdi ki mesela işte ya Hyundai'nin direksiyonları hissiz. Hyundai şöyle işte direksiyondan hiçbir şey anlamazsın. Spor mat var, bir işe yaramıyor. Abi cidden doğruymuş ya. Çok garip bir ya. Çok garip bir his. Kullanmanız lazım. Ben inanmıyordum bu kadar olacağına. Yani bu kadar hissiz olabileceğini düşünmüyordum. Ama yani direksiyonu çeviriyorum. Böyle
Ha benimki de elektrikli. Benim arabanın da elektrikli. Passat da elektrikli ama yani bununla hiçbir alakası yok. O hissi nasıl vermişler acaba bilmiyorum ama burada tamamen bir kopukluk yaşıyorum. Araçta spor mod yok. Spor mod olmasını isterdim. Sadece eco mod on ve eco mod off var. Şu anda off'tayız zaten. Olabileceği bu. Dedim ya işte kalabalık abi. Abim teşekkür ederim. Bana yol verdi. Kafadan açıyoruz. İşte bu yolun sıkıntısı. Çekiş var ama şimdi 1.636 olunca yani çok mükemmel olmasa da çekiş var. Torku hissediyorum. Vites ya. Vites törpülüyor arkadaşlar. Vites törpülüyor bizi. Bizim gitmemizi engelliyor. Sürekli yarım debriyaj yapacağım diye uğraşıyor. Yani bu tabii ki yarım debriyaj diye bir şey değil ama hani debriyaj yok zaten bu arabada da hani o hissi veriyor, öyle demek istiyorum size, ben anlatmak demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü debriyaj diye bir şey yok. Tam otomatiklerde o şekilde olmuyor. Baya kalabalık. Ben normalde burada bütün test videolarım boyunca bu kadar araba görmüşümdür sadece. Bir de gaz pedalı çok cansız arkadaşlar. Yani bayağı bir cansız gaz pedalı. Ne yapıyorsunuz? Üzerime geliyorsunuz. Manuel'de kullanalım bakalım. Evet. Manuel daha iyi arkadaşlar. Daha net en azından. Ve yani size yardımcı oluyor. Ben yine D'ye alayım, yolu tamamen odaklanayım. Kulaççık olsa keyifli olurdu. Ama buradan uğraşmak yani bir iş yaramıyor. Bu arabanın manuelleri ama keyiflidir. Yani manuelde bu arabanın 136 beygirini de hissedersiniz. Çünkü yani vites törpülüyor vites, belli yani. Aktarımda problem var. Bakalım burada zıplayacak, nasıl olacak? Islağı gördün mü? Düğümünüz gidiyor. Vay da, ne oluyor lan burada? Kaza mı yaptınız? Allah Allah. Abi niye benim herkes kendi şeridinden gitmiyor ya? Kafayı yiyeceğim. Herkes birbirinin şeridine giriyor. Git kendi şeridinden. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Aslında bundan sonra bir şey yok ya. Biraz daha çıkayım, döneyim ondan sonra şuradan. Çünkü bundan sonra hep yavaş çıkıyoruz. Ve yollar iyice bozuluyor. Bak şu an bayağı çukurlu bir yerden geçiyorum. İşte bak bunları güzel absorbe ediyor. Anlamıyorsunuz az hiç. Bu arabanın manuelini kullananlar yazsınlar ya. Çok merak ediyorum yorumlarını. Yani keyif alıyorlardır manuel kullananlar. Ama şu direksiyon yok yani.
Hiç mesela bir çukurdan geçtiğimde hiçbir şey hissetmiyorum. Titremiyor hiçbir şekilde. Ha bu güzel bir şey. Tabii konfor için güzel bir şey ama az bir şey hani böyle insan hissetmek istiyor açıkçası. Tabii bu hep hitap ettiği kesimle alakalı biliyor musunuz? Şimdi bu aracın sahibi hep konforlu gitmek ister yani. Hiç yoldan bir şey hissetmek istemez. Ama tabii ki bizim gibi arabacılar diyor ki yolu tutun yemi yolda böyle ısırsın yolu öyle şeyler istiyor. Ama işte herkesin tercihi aynı değil arkadaşlar. Ona göre düşünmek lazım. Ben buradan dönüyorum. Zaten buradan sonrasında pek bir şey yok. Yani arabayı deneyebileceğimiz bir ortam yok öyle söyleyeyim sizlere. Ara ara dönelim bakalım. Şöyle boşalayım. Oradaki arabayı merak ettim. Uçmuş mu? Nasıl dengesini kaybetmiş? Ford Mondeo'ydu. Ford'çular. Hani yol tutuyordunuz? Şu manzaraya bakın ya karşı tarafa. Yeni gelenler. Artık bizimkiler alıştılar da. Bizim takipçiler alıştı bu işlere. Arkadaşlar şimdi bak bu araba böyle zor şartlarda kullanılan bir araba. Köy yollarına çok fazla giren bir araba onu söyleyeyim. Bu gördüğünüz yollardan daha kötü yollara giriyor ve böyle çok fazla kapıya takılmıyor. Hani değil mi? Direkt gidiliyor. Ama o halde arabanın hiçbir yerinden ses gelmiyor. Bu gelen sesler de şuradaki benim poşetlerim ortalık karıştı baksana. Onların sesleri. Yoksa hiçbir ses yok. Şurada bir elfin çıkışım geldi. Bayır aşağı giderken çok rahatlıyor ama var ya böyle bir rahatlıyor bir gevşiyor. Yük yok ya viteste hiç. Bak burayı komple hiç göremiyorum. Şu köşe var ya işimi bitiriyor. Şurada bir dikkat edelim. Hem bu olayı da bir görelim. Allah Allah iki arabada da hasar yok. Ama bu Ford'cu gitmiş. Vay iki Mercedes. Mafyayı büyüdüyor valla. CVT gibi çalışıyor ya. Çok garip. Ama CVT değil yani geçişleri hissediyorum. CVT olsa hissetmezsiniz. Bir gidiyor orada. Yavaş, yavaş, yavaş. Allah orayı gördükten sonra dikkat ediyorum artık. Bizim buralar Geyve'nin Menekşe Solak köyüne giden yol arkadaşlar. Ben de burada arabaları deniyorum. Bu sefer de bir tanıdığımızın Hyundai Elantra'sı vardı. Onu kullanıyorum. Çünkü Elantra'yı merak ediyordum. Daha önce binmiştim. i30'a binmiştim. Biliyordum onun nasıl olduğunu. Bunların özellikle benzinli motorları çok sessiz. Yani benzinli motorlarının çalıştığını anlayamıyorsunuz. GDI motorlar bayağı sessiz motorlar. Yakıtları biraz fazla evet. Direkt enjeksiyonlar çünkü. LPG takmak da biraz problem. Ama çok sessizler. Dizelini ilk kez kullanıyorum. Yani dizelin de 136 beygiri verememesi beni üzdü. Yani 136 beygiri ben hissedeceğimi düşünüyordum. Çünkü C sınıfı küçük bir araba. Hani D sınıfı olsa büyük olsa bir nebze ederim ama yani hissedemiyorum. O gücü ayağımın altında yok yani gaz pedalından bilmiyorum nereden ama buna bir yani bir yazılım, bir pedal commander neyse artık gerekiyor yani. O zaman çok çok daha keyifli olacak. Allah Allah fren o kadar basmadım halde kayıyor. Ve lastikler çok kaliteli lastikler. Tam böyle kaza sesi veriyor. Bak. Bu ses duymuşsunuzdur illa. Yani o fren lastiklerin sesi çok fazla. Bak göremiyorum ya. Köşeyi göremiyorum. Kör nokta oluyor yani orada. Ben biraz böyle takıntılı bir adamım. Yani benim arabamda her yanı göreceğim. Her köşeyi göreceğim. O yüzden mesela cam filmi de çok fazla yaptırmak istemiyorum. Çünkü benim görüşümü az da olsa azaltıyor. Şu bak, şu benim şu an görüşüm çok fazla etkiliyor. Çünkü ağız sütununu çok fazla kalınlaştırıyor. Yani ben bunlara biraz takıntılıyım açıkçası.
direkt şunun modlarıyla biraz oynayalım bakalım. Sport alayım. Biraz daha sertleşsin. Evet. Ya bu farkları çok net hissediyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yani bu farkları vermesini sevindiriyor adamı. Bir gün şöyle bir golf denemek istiyorum burayı. Golfler de keyifli olur. Bak adam ne güzel abi. En sağdan gidiyor bak. Biraz önceki adamları hatırlayın. Bir de bu adama bakın. Adam neredeyse otlara sürtecekmiş gibi diyor. Yani karşıdan biri gelse oradan geçer her türlü. Yani böyle sürmek lazım. Kenara yakın gidiyor adam. Lan ne oluyor lan? O nasıl konuya basmak? Bir ortalık karıştı. Kangurucu biraz korktu. Bizim buranın patlatları. Onu biraz rahatlatalım, araya mesafe koyalım. Sonra geçeriz. Zaten yeterince bence gösterdim tutunuşunu. Şimdi ben fazla yukarı çıkamıyorum. Biliyorum ki karşıdan hem araba gelecek hem de bir yandan da araba kayacak hissediyorum. Hani öyle çok yüksek değil tutunma kabiliyeti. Bir de böyle boşa atıyor ya. Hani tamam, bayır yukarı olsa at da bayır aşağı boşa atılmaz ki abi. Şuna bak, boşta gidiyoruz. Sözde 3'te. Motorun sesi, alttan böyle turbonun sesini alıyorum ama buna yazılım lazım, yazılım. Buna güzel bir yazılım. Baklar vallahi pat pata bak nasıl gidiyor ha. Viraj kasıyor. Kapışalım mı? Güzel dönüyor. Tam böyle iki tane dağın arasında bir vadide gidiyoruz. Bakın araba geldi yine. Evet, GoPro'nun SD kartı dolmuş bulunmaktan itibariyle. iPhone'dan çekiyorum. Şu düzlükte pat patı geçeyim. Araba geliyor mu karşıdan acaba? Kornası çok küçük ya. Şuna bak. Şey gibi. Dolmuş kornası gibi. Çocuklar var. Dikkat edelim. Böyle de arkadaşlar, size olabildiğince anlatmaya çalıştım. Güzel doğa eşliğinde Elantra'yı gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.